Kuzen, ne haber? İyi kuzen, senden? İyidir. Aslı'ya mı bakıyordun? Hayır. Barışmadınız mı hala? Barışmadık. O mu istemiyor yoksa? Hayır. Onu artık ben istemiyorum. Sen mi istemiyorsun? Ne oldu oğlum birden? Böyle olması gerekiyor diyelim. Anlatsana, merak ettim gerçekten yani. Çok seviyordum. Ya bu konuyu konuşmasak. Ben kafeye çıkıyorum. Bir şeyler alıştıracağım. Tamam. Geliyorum ben de. Tamam. Kuzen. Aslı'yla konuştum. Seni mi aradın? Hayır, ben aradım. Okuldaysan kafeye gel. Biraz oturalım diyecektim ama bugün okula gelmeyecekmiş. Niye onu kafeye çağıracaktın ki? Konuşmanız için. Oğlum şu haline bak ya. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Volkan. Bu işe karışma. Ne haber Gönül'cim? İyidir Çağla ama seni sormaya gerek yok galiba. Evet, çok mutluyum. Tabii senin sayende. Anlatacak mısın ne olduğunu? Ayrılmışlar. Başardık. Bu nereden çıktı şimdi? Kuşlar söyledi diyebiliriz. Kuşlar söyledi. Sen hala kuşların söylediği şeylere inanıyorsun galiba. Biraz büyüsen mi acaba Çağla? Vallahi ben gözümle görmeden hiçbir şeye inanmam. Neyse, çıkıyorum ben. Bir şeyler demeyecek miydin? Vazgeçtim. Konuşuruz. Tamam. Ay yazık. Bizi bile görecek hali yok. Bence bu inanmana yeterli olmuştur. Ama gerçekten ayrıldılarsa bile bunun çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Ben eminim. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü Burak ve ailesini gayet iyi tanıyorum. Bu aşklarının ne kadar kuvvetli olduğuyla alakalı. Burak çok cesurca davrandı. Aslı'yı bu kadar kolay bırakacağını düşünmüyorum. Bırakır Gani, bırakır. İddiaya var mısın? Varım. Nesine? Kazanan ne isterse. Her şey için çok teşekkür ederim. Size ne kadar teşekkür etsem az. Ne demek, rica ederim. Bana da çok iyi geldi. Çok iyi vakit geçirdim. Ha, eğer vaktiniz varsa ben size anneme tanıştırmak istiyorum. Ay harika olur. İstersen anneni de alıp yeni eve beraber gidelim. Ona da sürpriz olur. Gerçekten mi? Evet. Tamam, ben eşyaları alayım o zaman. Hadi. Nasıl bir oyun bu ya? Amaçları ne? Aslı? Anneciğim, Başak Hanım. Aa, Başak Hanım, çok memnun oldum. Aslı sizden çok söz etti. Şey, buyurun buyurun, geçin içeri. Buyurun. Afiyet olsun. Erdem, Burak arıyor. Açsana bence. Açayım değil mi? Alo? Gonca, akşam için kusura bakmayın. Açıklamaya da fırsatım olmadı. Yok, önemli değil ama merak ettik çok. Aslı'ya evlenme teklif etmeden önce ailemin de onayını almak istedim. Biraz zor oldu ama başardım. Ne? İnanmıyorum. Çok sevindim gerçekten. Ne oldu, ne oldu? Sağ ol Gonca. Ama siz belli etmeyin. Ben ona bir sürpriz hazırlayacağım. Tamam. Ama bak, yardıma ihtiyacım varsa biz Erdem'le buradayız, tamam mı? Yok yok. Benim başka bir planım var. Tamam. O zaman çok tebrik ediyorum tekrar. Görüşürüz. Ya Gonca, ne oldu? Anlatsana. Evlenme teklifi etmeden önce ailesinin onayını almak istemiş. İçi razı gelmemiş. Ama en sonunda başarmış. Şimdi kendisi bir sürpriz hazırlayıp Aslı'ya evlenme teklif edecekmiş. Süper, bak ben sana demedim mi? Ay dedin gerçekten Erdem ya. Kankama bak ya. Hah.
artık. Annesi de mi bu işin içinde ya? Bu kadar da fazla. Duygularımla oynamak ne demekmiş göreceksin. Aslı! Hadi kızım, kahvaltı hazır. Anne, ben kahvaltı yapmayacağım ya. Pastaneye gitmem lazım. Aa, olmaz Aslı. Bak, yüzün kaşık kadar kaldı. Kabul etmiyorum, yiyeceksin. Yemeden gitmek yok. Beni mi bekliyordun? Yoo, Halil abindir. Hadi bak, aç kapıyı. Tamam. Halil abin mi geldi? Aslı? Aslı ne oldu? Aslı? Emel Hanım. Sizinle konuşmam gerek. Çok önemli. Fazla vaktinizi almayacağım. Lütfen. Tamam. Sen odada git kızım. Buyurun. Söyleyin bakalım, neymiş bu önemli şey? Emel Hanım, öncelikle yaşananlardan dolayı sizden özür diliyorum. Hem ailem hem de kendi adıma. Ben ailemle konuştum. Onlar da çok üzgünler. Yani ani bir şekilde öğrendikleri için başta ne tepki vereceklerini bilemediler. Fakat Aslı'ya olan duygularımı anlayınca beni desteklemeye karar verdiler. Anlayamıyorum. Ben ailemin onayını aldım. Eğer siz de onay verirseniz ben Aslı'ya evlenme teklif etmek istiyorum. Bakın, yaşananlar geçmişte kaldı. Annem de çok üzgün. Ama en kısa zamanda aranızı düzeltmek için o da sizinle görüşmek istiyor. Bakın Burak Bey. Aileniz sizin zorunuzla kabul etmedi, değil mi? Öyle olursa benim çocuğum çok üzülür. Ben de çocuğumun üzülmesini istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Ailem bizim sevgimize inandı ve saygı duyuyor. Lütfen siz de buna izin verin. Tabii ki de bunu size en baştan söylememiz gerekiyordu.
Ama ne tepki vereceğinizden korktuk. Bunu o yüzden sakladık. Ve maalesef daha kötü sonuçlar meydana geldi. Yani yalan yalanı doğurdu. Ama artık yalan yok. Of, ne konuşuyorlar acaba ya? Ben ne diyeceğimi bilemedim. Lütfen bize bir şans verin. Tamam. Ama dediğim gibi, ben çocuğumun üzülmesini istemiyorum. Size söz veriyorum. Burak Bey'in sana söyleyecekleri var. Ben ailemle konuştum. Onların onayını aldım. Artık annen de bizi destekliyor. Emel Hanım, eğer izin verirseniz Aslı'yı bugün okula ben bırakayım. Onu ben götüreyim. Olur. Hadi hazırlan da çıkalım. Bana hala kızgınsın, değil mi? Annem öyle şeyler söyledi ki, sana olan aşkımdan utandım resmen. Sonucu seni görememek bile olsa anneme söz vermiştim. Bunları artık konuşmasak. Tamam. Sana çok güzel bir haberim var. Bizim artık bir evimiz var. Sevindim. Pastaneye yakın bir yerde. Ya çok tatlı bir ev. Biraz küçük ama olsun. Sonuçta bizim evimiz. Nasıl kiraladınız? Şey, Erdem avans verdi. Pastanede de işler çok iyi. Dışarıdan da iş yaptım. Sensiz nefes almak o kadar zordu ki. Okula gitmeden önce bir şeyler yer miyiz? Ben üzüntüden ağzıma bir lokma bile koymadım. Olur. Üzüntüden canım hiçbir şey istemiyordu. O kadar acıkmışım ki. Burak, bir şey mi oldu? Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? İyiyim. Benim yüzümden de ailenle aram bozuldu. Yok canım, yok öyle bir şey. Onlarla aram gayet iyi. Sevindim o zaman. Efendim kuzen. Kuzen neredesin? Okulun kafesindeyim. Ben de oraya geliyordum. Görüşürüz o zaman. Tamam kuzen. Ben de Aslı'yla birlikteyim. Tamam. Görüşürüz. Volkan. Buraya geliyormuş. Sorun değil. Volkan'a ailemi ikna ettiğimi söylemeyelim. Şimdilik kimsenin bilmesini istemiyorum. Olur mu? Sen bilirsin. Naber Aslı? İyi Volkan, sen nasılsın? İyidir. Sen iyi misin kuzen? Bundan daha iyi olamazdım. Öyle diyorsan.
Bu arada barışmanıza çok sevindim Aslı. Özellikle de Burak'ın şu Nemrut yüzünden kurtulacağız ya. Kuzen. Oğlum tamam bir şey demedik ya. Evi şimdi ne yaptınız? Olmadı biz de bir yardım edelim. Evi tuttuk, birkaç güne taşınacağız. Ha öyle mi? Çok sevindim. Yani bu zamanda böyle pat diye bulmanız çok şanslısın. Öyle valla. Bir iyilik meleğimin olduğunu söyleyebilirim. Derse geç kalıyoruz. Kalkalım mı? Kuzen dersi yok sanıyordum. Var var. Sen karıştırdın herhalde. Öyle mi? Herhalde. Aslı, sen de bir ara bana şu iyilik meleğinden bahsedersin, olur mu? Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi dersler canım. Senin neyin var Burak? Hiçbir şeyim yok. Nasıl yok? Sanki yanımda silah soruyla duruyorsun. Anlatana kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Saçmalıyorsun ama şu an. Hayır saçmalamıyorum. Seni ne kadar iyi tanıdığımı unuttun herhalde. Tamam. Haklısın. Sana çok kızgınım Aslı. Çünkü... Evet. Çünkü... Çünkü beni bırakıp gittin Aslı, tamam mı? Hem de mücadele edeceğini söz vermiş olmana rağmen. Evet, biliyorum. Ama annem... Evet, biliyorum. Nedenini anlıyorum da. Ama içime sindiremiyorum işte. Yani yarın öbür gün yine bir engelle karşılaşsak... ...çekip gideceksin diye düşünmekten alıkoyamıyorum kendimi. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Benim engelim annem. Bir daha seni asla bırakmayacağım. Sana söz veriyorum. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Hadi git artık. Dersini kaçırma. Tamam canım. Seni burada bekleyeceğim. Görüşürüz. Tamam olur. Görüşürüz. Dersin yok değil mi? Yok yok bitti. Süper. İyi. Seni nereye bırakayım? Eve mi pastaneye mi? Ben birlikte bir şeyler yaparız diye düşünmüştüm ama... ...senin işin mi var? Benim işim sensin. Merak etme. Tabii ki de bir şeyler yapacağız. Ama akşama. O yüzden gidip annenden akşam için izin al. Ya da pastanede işlerin falan varsa onları hallet. Akşam ne yapacağız ki? Sürpriz. Sürpriz mi? Ay söylesene. Sürpriz kelimesinin ne anlama geldiğini hala öğrenemedim. Tamam. Sormadım bari. Hadi gidelim. Tamam. Biraz tüyo versene.